Herkese merhaba. Bugünkü Photoshop dersi videosunda clipping mask yapmayı öğreneceğiz. Bu 5. ders videosu. Ders videolarını biriktirmeye başladım. Eğer duyuru videosunu izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Eğer izlemediyseniz de şuraya büyük bir link koyacağım. Ona tıklayıp mutlaka izleyin. Önemli bir duyuru çünkü. kanalın ee, kanalın işleyişiyle ilgili. Şimdi bu derse başlayalım. Başlamadan önce her zamanki gibi şuradaki klasörü indirirseniz iyi olur. Aslında indirmenize de gerek yok. Hani basit fotoğraflar kullanacağım. Mesela at var, ağaç var, joker, yol bir de bir tane tekstür. Hani Google'a yazıp da bulabilirsiniz aynılarını. Ama hani aynılarını değil de hani türevlerini bulabilirsiniz. Şey, bir tek benim kullandıklarımla aynısını birebir kullanmak istiyorsanız hani indirin. Yoksa hani illa indirmenize gerek yok. Şimdi, Clipping Mask nedir diyelim. Bir tane katmanı başka bir katman bir, bir tane katmanı sadece başka bir katman üzerinde görülebilir yapma <laughs> tanımı böyle ama aslında hani sadece direkt uygulama ile göstereyim ben çünkü bu şekilde anlaması zor hani bana söyleseniz ben de anlamam. Şöyle basıp yerleştiriyoruz, atı koyuyoruz buraya. Şimdi yapmamız gereken şey bir tane de ağaç var burada onu alıp atıyorum. Direkt yapacağımız şeyi gösteriyorum. Bu arada acil restorajlar yapayım. Şimdi yapacağım şey şu. Evet. Bu ne yaptık? Başka bir deyişle aslında bir tane katmanı diğer katmanın içine hapsediyoruz. Evet. Doğru bir şey oldu. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı göstereyim. Ee, Birbirini hapsedeceğimiz iki katmanın alt alt olması lazım. Şöyle veya üst üste diyelim. Ondan sonra biz ağacı atın içine hapsedeceğimiz için ağacın üstte olması gerekiyor. Yani hangisini hapsediyorsak onun altta olması gerekiyor. Hangisini hapsediyorsak onun üstte olması gerekiyor. Ee... Şöyle yapalım. Mesela bir de ikisinin üstte olması gerekiyor derken arada herhangi bir şey olmaması gerekiyor. Tamamen ikisi bir arada şöyle. Şimdi yapacağım şey bunu tekrar tekrar anlatacağım açık kısmına geliyoruz. Hangisini hapsedeceksek ona tıklıyoruz. Sonra alta basılı tutuyoruz klavyede. Eğer Mac kullanıyorsanız Option. Sonra iki katmanın arasına geldiğimiz zaman şu normalde el işareti olan şey birden kare aşağı doğru şey bir de ok işaretine dönüşüyor. Ondan sonra buna tıklarsak eğer Clipping Mask yapmış oluyoruz. Yani diğerinin içine hapsediyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Eee... Alta basılı tutuyorum. İkisinin arasına geliyorum. Tıklıyorum. Tekrarlıyorum çünkü ben ilk öğrendiğim zamanlarda nasıl yapıldı hakkında zorlanmıştım. Aslında basit bir şey ama hani tekrar göstereyim. Alta basılı tutuyoruz. İkisinin arasına gelip tıklıyoruz. Bu. Şimdi bunu nasıl kullanabileceğinizi göstereyim. Şöyle işte hani atın bir kısmında hani aynı tekstür olmasını istiyorsanız mesela şöyle getirip ondan sonra bazı hani opaklık düşürebilirsiniz. Şuradaki ayarlarla oynayabilirsiniz falan. Bazı ufak tefek şeyler yapıp daha güzel hale getirebilirsiniz. Manipülasyon falan yapıyorsanız özellikle. Ondan sonra mesela bu kısım bacaklarında olmasını istemiyorsanız buraları silebilirsiniz veya kuyruğu. Şimdi bu hani bu işe yarıyor. Bir şeyi bir şeyin üstüne getiriyorsunuz sonuçta. Herhangi bir şeyin üstüne istediğiniz tekstürü koyabiliyorsunuz. Mesela bunu şöyle... ...iyice boyutunu büyütüp... ...atın tamamen hani üstünde... Yani ...at şeklinde bir ağaç tekstürü yapmak istiyor olabilirsiniz. Hani Bunu sağlıyor. Ee, nasıl yaptığımızı şöyle gösterdim. Şimdi... ...diğer örneklere geçeceğim. Yani bu en temel şeyi nasıl yapıldığını gösterdim. Şimdi diğer örneklerde zaten tekrarlayacağız. Şimdi Joker ile ilgili güzel bir şey yapacağım. Joker'i buraya alıyoruz. Enter diyoruz. Ondan sonra e, bir tane daha Joker alıyoruz. Tekrar koyuyorum. Tekrar Enter diyoruz. Joker'in bir tanesini kapatacağım. Ondan sonra bir tane katman açıyorum. ilk Joker için. Sonra fırçaya geliyoruz. Burada kullandığım fırça bir tane boya sıçramış gibi bir fırça. Bayağı eskiden yüklemiştim. O yüzden tam şeyini bilmiyorum. Hangisi olduğunu ama Buna benzer bir fırça şeyi bulabilirsem eğer e, linke koy, e, aşağıda description'a link koyacağım. Nerede indirebileceğinizle ilgili. Şimdi beyaz renkteyken bir kere tıklıyorum ekranı. Bu beyaz şekilde bir tane fırça oluşturuyor Ş şöyle. Şimdi clipping mask yaparsak eğer deminki gibi altta joker var burada bu var. Alta basıp ikisinin arasına gelip tıklıyoruz. Bu hiçbir şey yapmıyor. Neden? Çünkü hani bu zaten kare bir resim bir de şu an içinde sadece bu kare resmin dışından çıkmaz bu şey. Ee, sadece bunun içinde kalır. Yapmak istediğim şey bu değil. Bu sefer tam tersini yapacağım. Şöyle çekelim bunu. Bu sefer Joker'i boyanın içine hapsedeceğim. Şöyle yaparsak eğer. Joker'i alıyorum. Alt deyip e, alta basılı tutarken tıklıyoruz buna. Şimdi bu şekilde güzel oluyor. Hatta şöyle şu gözünü şuraya getireyim. Evet. Böyle iyi. Şimdi ikisini mesela bunu alıp şöyle hareket ettirirseniz sadece içinde hareket eder. Veya boyayı alıp bu da bunda hareket eder. İkisini birden seçip böyle hareket ettirebilirsiniz. Ondan sonra yapmak istediğim şey ikinci joker. İkinci jokeri de görünebilir hale getirin. Sonra bir tane daha katman açıyoruz. Aynı şekilde fırçayı alıp beyaz fırçayla tıklıyoruz bir kere. Deminkinin aynısını yapacağım tamamen. Yine Joker'i e üste koyuyorum ki çünkü Joker'i e hapsedeceğiz. Hangisini hapsediyorsak onu üste koyuyoruz. Ondan sonra Joker seçiliyken alta basılı tutuyoruz. İkisinin arasına geldiğim zaman bu şekilde geliyor. Tıklıyoruz bir kere. Ve Clipping Mask bitmiş oluyor. Şimdi şöyle yaparsak eğer. şöyle ikisini birden seçip oynatmamız gerekiyor. Bunu şu tarafa getireceğim. Ondan sonra sadece şu kere seçeceğim. Bu sefer de sol gözünü bu tarafa doğru alacağım. Şöyle. Ondan sonra bu ikisini birden seçeyim. Biraz uzaklaştıracağım. Şöyle yapacağım. Ha evet. Böyle güzel mesela. Ondan sonra ben böyle bırakacağım şimdilik. Şimdi eğer şey yapmak isterseniz tamamen hani kaplamak isterseniz bir tane daha joker atıp mesela tekrar bir tane fırça koyup burada da ağız kısmını veya üst tarafa koyup saç kısmını da yapabilirsiniz. Şimdilik böyle güzel gözüküyor. Şunların hepsini seçip şöyle ortaya getirirsek mesela şöyle de döndürebiliriz veya tam tersi. Bu şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. E, clipping mask bu kadar. Onun dışında e, ders videoları gelmeye devam ediyor. Bütün hani yapacağım derslerin listesini çıkarmaya çalışıyorum. Bir yandan konu bulmaya çalışıyorum. Aynı zamanda e, MLG Designer diye hani Ayvana BidiGay oynadım. Hani ders videosu yetişmediği zaman Ayvana BidiGay e, videosu gelecek onun yerine. Her pazar video koyduğum için. Onda da 4 bölüm çektim. E, 5. bölümü de çekeceğim yakında. Zaten 10 bölüme yakın bir şey olacak. Büyük ihtimalle 30 tane ders videosu, 10 tane de Ayvan bir Digay videosu çekeceğim yani. Onun dışında bu dersten şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.